Böbrek üstü bezlerinden birçok değişik hormon salgılanmakta. Bunlardan bir kısmı kan basıncını ve vücut sıvısını ayarlayan, bir kısmı stres hormonları dediğimiz e, adrenalin ve e, kortizol sekresyonu, bir kısmı da seks hormonları yani vücudun e, seksüel dengelerini sağlayan hormonlar. Adrenal bezdeki herhangi bir rahatsızlık bu hormonlardan herhangi bir sinin bozukluğuyla ortaya çıkabilir ve sorun yaratabilir. Bu hangi hormonun, oynadığıyla ilişkili semptomlar. Başlangıçta sık karşılaştığımız şeylerden birisi adrenal bez kaynaklı kan basıncı yükseklikleri, hipertansiyon atakları. Bunları biz tedavi edebiliyoruz. Bazen adenom şeklinde veya tümör şeklinde oluyor. Biz o böbrek üstü bezinden o tümörü çıkarıp kan basıncını normale çevirebiliyoruz örneğin. Bir başkası yine bayanlarda özellikle seks hormonlarının artışı, erkek tarzı artışı, testosteron artışı ile ortaya çıkan e, ...hormonal dengesizlikler, aşırı tüylenme, adet bozukluklarıyla seyreden... E, ...konjentel adrenal hiperplazi diye adlandırdığımız bir grup hastalığın tedavisi. Yine biz bunları ilaçlarla tedavi edip... ...böbrek üstü bezlerinde e, bireyin hem tüylenme hem adet düzensizlikleriyle ilgili problemlerini düzeltebiliyoruz. Bir diğeri kortizol hormonu, bir, gr bir grup stres hormonu bu biliyorsunuz. Yüksekliğinde obezite, tansiyon... Ve ciddi şeker problemlerine yol açabilen ciddi bir hormon. Düşüklüğü de son derece tehlikeli. Halsizlik ve enerji eksikliğiyle koma ve ölüme kadar gidebilen bir hormon. Bunun da yüksekliği veya düşüklüğünü biz çeşitli testlerle teşhis edip tedavisini yapabiliyoruz. Böylece e, adrenal bezin gördüğünüz gibi değişik noktalarda çok farklı etkilere e, yol açtığını görüyoruz. Ve bunların hepsinin tedavisi var. Yeter ki bu konuyla ilgili doğru uzman bulunsun bu konuyla ilgili doğru yaklaşım yapılarak tanı konsun ve tedavisi düzenlensin